coğrafyası hem de tarihiyle en önemli sınır komşularımızdan biri olan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teyiz sevgili izleyiciler. Buraya gelince konaklayabileceğiniz en muazzam otellerden birinden sesleniyoruz sizlere, Tiflis Palace. Ve yanımızda da işletme müdürümüz Murat Bey, aynı zamanda şefimiz Muzaffer Bey bulunuyor. Kendileriyle sohbet edeceğiz. Hem burayı tanıyacağız hem de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i. Önce sizlerle başlamak istiyorum Murat Bey. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyiz kısaca? Benim adım Murat Tansu. Burada bulunan Gloria şirketinin direktörüyüm. Aynı zamanda Tiflis Palace Oteli'nin genel müdürüyüm ve Batum'da bulunan Grand Gloria Oteli'nde genel müdürüyüm. Peki, otelimizi biraz anlatalım. Bir kere lokasyonunuz ve manzaranız şahane. Şu anda da izleyicilerimiz görebiliyorlar. Sizden dinlemek isteriz ama Murat Bey. Elbette. Tiflis Palace Oteli 6 yıl önce biz inşaatını bitirdik ve 5 yıldır çalışıyor. 43 odalı, butik tarzı bir otel. Bana sorarsanız Tiflis'in en güzel otellerinden, özellikle konum olarak çok çok iyi. Arka planda da gördüğünüz üzere Tiflis'in eski şehrini karşısında tutuyor ve gerçekten inanılmaz bir görüntüye sahip, özellikle de geceleri. Çok panoramik bir manzaraya sahip. Dört bir yanında farklı farklı yerler görebiliyorum. Çok da güzel bir nehri var sevgili izleyiciler. O da tabii ki yabana atılacak gibi değil. Tiflis'in en önemli yerlerini zaten buradan görebiliyorsunuz. Arkamızdaki kale, hemen yine arkamızda bulunan Gürcistan'ın tek camisi. Hemen şu tarafta diğer kiliseler ve arkamızda yine bulunan diğer kiliseler. Çok çok hoş bir konumdayız. Evet. Sizleri de tanıyabilir miyiz Muzaffer Şefim? Merhabalar, ismim Muzaffer Demirci. 1,5 yıldır buradayım. Buranın ve Batum'daki otelin mutfağını yönetiyorum. Burada sadece Gürcü yemekleri değil, uluslararası yemekler de servis ediyoruz. Son zamanlarda gelen talep üzerine Türk yemeklerini, özellikle mezeleri de menümüze ilave ettik. Bugünlerde yeni bir çalışma içindeyiz. Menümüzü birazcık daha genişletip daha fazla çeşit sunma çabası içindeyiz. Evet. Son noktaya geldik. Birkaç gün içinde o da sonuçlanacak. Evet. Şu anda restorandayız sevgili izleyiciler. Manzaranın aslında merkezindeyiz. Burada ne gibi kapasiteye sahipsiniz? Misafirlerinizi ağırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Buranın şu an bulunduğumuz restoranın kapasitesi 75. Burada gelen misafirlerimizin bir kere her yerde yiyemeyeceği yemekleri yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kullandığımız ürünlerin tamamı organik ürünler. Marketten almıyoruz, özel yetiştiricilerden alıyoruz. Etlerimiz de özel kesim etler. Kahvaltı servisimiz var burada. Çok güzel bir kahvaltı var, açık büfe. Evet, aşağıda bir alt katta açık büfemiz var ama burada da serpme kahvaltı, Türk kahvaltısı servis ediyoruz. Özellikle o son zamanlar çok talep görüyor. Peki dışarıdan misafir alabiliyor muyuz otelin restoranına? Sadece konaklayan misafirlerimize mi hizmet veriyoruz? Hayır, herkes gelebiliyor. Oldukça da rağbet gören bir restoran. Evet. Tekrardan dönecek olursak otelimize, kaç tip odamız var? Kapasitemiz nedir? Toplam 43 odamız var. Bu 43 odanın 5 değişik tipte odalarımız mevcut. Standart odalardan başlıyor. Onun bir üst sırası deluxe geçiyor, superior geçiyor, junior suite ve suite diye devam ediyor. Evet. Peki Murat Bey, Tiflis'i niye tercih etmeli, ziyaret etmeli sizce? Tiflis'in en önemli özelliği, sanırım gelecek olan kişiler de buna katılacaktır. Çok pozitif bir şekilde şaşırıyorsunuz. Beklentilerinizin çok üstünde bir şehri görüyorsunuz. Çok hoş bir şehir. Eskiyi korumuş, yeşil. Harika bir şehir diyebilirim. Yaşaması çok rahat, çok güvenli. Herkesin mutlaka Türkiye'den insanların buraya bir kere, pardon tabii onu söylemeyi unuttum, pasaporta ihtiyacınız yok. Evet, aynen öyle. Sadece kimlikle gelebiliyorsunuz. Günde yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 tane uçuş var İstanbul'dan. Şimdi Ankara seferleri de eklendi. Dolayısıyla ulaşmak da çok kolay. Gezilecek yerleri çok.
Herkesin mutlaka bir Tiflis'i görmesini tavsiye ediyorum. Evet, bizler de şiddetle tavsiye ediyoruz sevgili izleyiciler. Bu arada Tiflis Palas konaklama sponsorumuz oldu. Teşekkür etmek istiyorum kendim ve ekibim adıma. Harika ağırlandık. Gelen misafirler de çok memnun kalacaklardır. Teşekkür ederim. Elimizden geleni yapıyoruz. Çok teşekkürler siz de geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Evet sevgili izleyiciler, konaklama sponsorumuz olan Tiflis Palas'a çok çok teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten sesleniyoruz sizlere. Master Tools firmasındayız. Yanımızda da işletme müdürümüz Saim Bey var. Kendisiyle hem sektörünü hem de yapmış oldukları hizmetleri konuşacağız. Nasılsınız Saim Bey? Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. Sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz bu fırsatı bize vermiş olduğunuz için. Sizleri biraz tanıyabilir miyim? Daha sonrasında sohbetimize devam edelim. Master Tools yaklaşık 5 yıldır Gürcistan'da faaliyet göstermekte. Evet. Elimizden geldiği kadar hem ürün portföyümüzü artırmaya çalışıyoruz, hem daha iyi, daha performansı yüksek hizmet sunmaya gayret ediyoruz müşterilerimize. Bunun göstergesidir Gürcistan'da artan partnerlerimizin sayısının artması. Bunun en güzel göstergesidir Gürcistan'da partner firmalarımızın, kurumlarının gün gittikçe artması. Evet. Biraz mağazamızı anlatalım mı izleyicilerimize? Lokasyon bakımından oldukça güzel bir noktada yer alıyorsunuz. Baktığımız zaman da çok çeşitli ürünlerimiz var. Neler bulabiliyoruz sizle birlikte çalışırsak eğer? İnşaat, altyapı, üst yapı, onarım, bakım, tesisleri, iç, dış boyalar. Aklınıza gelebilecek en iyi, kaliteli markaların distribütörleriyiz Gürcistan'da. Evet, bu uğurda da bu yolda da size çok başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Hoş gelmişsiniz, sağ olun. Teşekkür ederim. Bizler de size teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Tiflis'te yer alan Master Tools firmasından seslendik sizlere. Bir kez de sizlerin huzurunda Master Tools'a ve bütün ekibine çok teşekkür ediyoruz. Efendim, dünyanın farklı noktalarında özgün tasarımlara, projelere imza atan SFK İnşaat'tan sesleniyoruz sizlere. Gürcistan Tiflis'teyiz. Yanımızda da şirketimizin kurucu ortaklarından biri olan Serhat Bey bulunuyor. Nasılsınız Serhat Bey? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sizi kısaca tanıyalım, ardından SFK İnşaat neler yaptı Gürcistan bölgesinde konuşalım tekrardan. Serhat Kapıcı, SFK İnşaat kurucu ortaklarından birisiyim. 2014 yılında şirketimizi kurduk. 2014 yılından itibaren mekanik işler üzerine, mekanik, çelik ve endüstriyel tesisler üzerine çalışmaktayız, faaliyet göstermekteyiz. Evet, şu anda da aslında proje alanındayız. Bir otel inşaatındayız sevgili izleyiciler. Biraz projemizden bahsedelim mi Tiflis bölgesinde yer alan bu güzel projeden? Bu şu an bulunduğumuz proje Tiflis'in merkezi noktalarından birisinde bulunan 5 yıldızlı bir otel. Yaklaşık 1,5 yıldan beri burada çalışıyoruz, aktif olarak devam ediyoruz. 2-3 ay içinde de teslim etmeyi planlıyoruz. Daha sonra 3 ay işletme hazırlık süreci var. Yani 6 ay içinde faaliyete girmesi planlanan bir proje. Evet, 6 ay içerisinde bu projeyi de teslim etmiş olacaksınız. Peki şirketimiz genel anlamda ne gibi bir hedef kitleye sahip? Bizim hedef kitlemiz şu anda aslında daha çok konsept proje yapan müteahhitler ya da işverenler, endüstriyel tesisler yapan yine firmalar, bu uluslararası çaptaki firmalar. Genel olarak hitap ettiğimiz kitle bunlar. Onun haricinde işte çözüm ortaklığı yaptığımız designer firmasıyla beraber bazı konsept design işleri de yapıyoruz. Tabii ki orada yine mekanik anlamda biz destek oluyoruz. Şeyimiz bu. Çok teşekkür ediyoruz Serhat Bey.
Evet sevgili izleyiciler, Gürcistan Tiflis'te yer alan SFK İnşaat'tan seslendik. Bir kez de sizlerin huzurunda hem SFK İnşaat ailesine hem de Serhat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Gürcistan'da yer alan Sinerji Construction'dan sesleniyoruz sizlere. Yanımızda da Enerji İşleri Müdürümüz Veysel Sidar Çoban Beyefendi bulunuyor. Nasılsınız Sidar Bey? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. İyiyim efendim. Çok teşekkür ederim. Sizleri kısaca tanıyalım, ardından firmamız neler yapıyor, ne zaman kuruldu, bu hikayeyi sizden dinleyelim. Adım Veysel Sidar Çoban. Gürcistan'da Sinerji firmasının enerji işleri müdürüyüm. Firmamız Gürcistan'da 2010 senesinde kuruldu. 2010 yılından bu yana Gürcistan'da faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Evet. Şimdi tabii ki construction dediğimiz mevzu oldukça derin bir mevzu. Bunun hangi kolunda yer alıyorsunuz? Tam olarak hizmet faaliyetlerinizi neler oluşturuyor? Sinerji olarak şöyle söyleyebilirim. Daha çok enerji ve endüstriyel yapılara yoğunlaşmış bulunmakla birlikte yol işleri dışında şu ana kadar construction olarak yol ve liman işlerini hariç tutarsak neredeyse construction altında ifade edebileceğimiz tüm sektörlerde faaliyet göstermekteyiz. Bu sadece Gürcistan'la da sınırlı değil. Romanya, Macaristan, Ukrayna, Almanya ve Polonya olarak ana faaliyet gösterdiğimiz ülkeleri sayabiliriz. Uluslararası düzeyde aslında hizmet faaliyetiniz var. Peki Gürcistan bölgesinde yapmış olduğumuz projeleri biraz değinmek istiyoruz. Neler yaptınız Gürcistan bölgesinde? Gürcistan bölgesinde 2010 senesinde ilk Gürcistan'da faaliyette bulunduğumuz zaman Siemens firmasıyla birlikte Black Sea Transmission Line projesinde substation işlerini Siemens firmasıyla birlikte tamamladık. İlk ülkeye girişimiz bu projeyle oldu. İlk Gürcistan'a girdiğimizde aslında biz Gürcistan'a proje bazlı gelmeyi düşündük. Fakat Gürcistan'da işte başladıktan sonra hem Gürcistan'ın güvenli bir ülke olması, hem yatırımlarla ilgili prosedürlerin kısaltılmış olması, vergi sisteminin oturmuş olması, rekabete açık bir ülke olmasından dolayı burada devam etme kararı aldık. Evet, prosedürler gerçekten işinizin en büyük parçası. Bunu oturtabilmek çok zor. İlk önce siz bu açığı galiba kapattınız. Doğrudur. Ya bir ülkeye girerken tabii ülkede düzgün rekabet edip edemeyeceğiniz çok önemli. Rekabete açık bir ortamın olup olmaması çok önemli bizim açımızdan. Ve bizim gibi bir firmaya ihtiyaç olup olmaması her şeyden önemli. Biz kendimizi şu şekilde tanımlayabiliyoruz. Gürcistan'da bunun eksikliğini ve açıklığını da gördük. Avrupalı yatırımcılara, işverenlere Avrupa standartlarında hizmet sunabilecek bir firma olarak görüyoruz kendimizi. Evet. Ve Gürcistan'da ilk işe başladığımız zaman da bu açığın kendimizce farkına vardık. Bu yönde faaliyetlerimizi sürdürme kararı aldık. Ve sanırım yeterince de başarılı olduk. Evet, başarının aslında somutlaşmış hali sevgili izleyiciler, Sinerji Construction. Peki niye tercih ediliyor olabilirsiniz Sidar Bey? Şöyle, öncelikle Avrupalı yatırımcılar geldiği zaman öncelikle bir projeyi karşılarında müteahhiti şöyle görmek istiyorlar. Kesinlikle verdikleri işi bitirecek bir müteahhit arıyorlar. Ve kendi istedikleri standartla bitirebilecekleri, ayrıca karşılıklı oturup konuşup aynı dili konuşabilecekleri bir müteahhit arıyorlar. Diyalog çok önemli. Diyalog çok önemli. Bu diyaloğu oturtabilecekleri firmalar alıyorlar ve güven arıyorlar tabii ki her şeyden önce. Bizim de tabii sinerji olarak yaklaşık 16 senelik, 17 senelik background'umuz bunda oldukça büyük bir fayda sağlamakta. Çalıştığımız uluslararası işverenler Siemens gibi,
Procter & Gamble gibi, Rom Petrol gibi, Radisson gibi işverenler sayesinde bu aslında bu background'a baktıkları zaman kendiliğinden bir güven oluşuyor. Evet, referans çok önemli. Her işte olduğu doğru. gibi burada da önemli. Siz de güzel referanslar oluşturmuşsunuz Gürcistan bölgesinde. Çok teşekkür ederiz Sidar Bey. Şöyle bir toparlayacak olursak son olarak neler söylemek istersiniz? Sinerji olarak Gürcistan'da devam etmek istiyoruz. Gürcistan'dan mutluyuz. Umarım Gürcistan'da daha çok projeye katkıda bulunabiliriz. Bizimle röportaj yapıp bize bu fırsatı sunduğunuz için de ayrıca TV8'e ve size teşekkür ederiz. Peki. Biz de size çok teşekkür ediyoruz programa olan katkılarınızdan dolayı. Allah yolunuzu açık etsin diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, enerji anlamında ve endüstriyel yapı anlamında birçok önemli projeye imza atan Sinerji firmasından seslendik. Bir kez de sizlerin huzurunda Sidar Bey'e ve bütün ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs'a konut anlamında yatırım yapmak isteyenler için keyifli bir röportaj sizleri bekliyor sevgili izleyiciler. Bunun için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kaynarca İnşaat'tayız. Yanımızda da şirketimizin yönetim kurulu başkanı Hikmet Kaynarca var. Nasılsınız Hikmet Bey? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Sağ olun bizi ağırladığınız için öncelikle. Sizi biraz tanıyalım. Ne kadardır sektörde varsınız? Devam edelim ardından sohbetimize. İsmim Hikmet Kaynarca. Aslen Kahramanmaraş doğumluyum. 1991 yılında Kıbrıs'a düştü yolumuz. Daha önce gelmediğim bir yer. İlk defa geldim. Çok güzel doğası olan bir coğrafyamızdır. Yıl 12 ay canlı hayatım olduğu, yatırıma müsait bir bölge. Özellikle aile mesleğimiz olan inşaat sektöründe de çok güzel aktivitelerin yapılacağını düşündüğümüz için Kıbrıs dedik. O günden bugüne devam ediyoruz. Öncelikle ben bu işe başladıktan sonra kardeşlerimiz de buraya geldiler. Aile şirketi kurduk. Şu anda 3 kardeş olarak hizmetlerimizi devam ediyoruz. Allah birliğinizi bozmasın diyelim. 91'den beri Kıbrıs'ta yatırımlarınıza devam ediyorsunuz. Peki şirketimizi anlatacak olursak izleyicilerimize tam anlamıyla ne gibi yatırımlar yapılıyor? Şirketimiz özellikle inşaat sektöründe aktif. Tabii ithalat, ihracat da var bunun yanında ama aktivitemiz inşaat sektörü. İnşaat sektöründe biz biraz daha kendimizden kısaca söz etmekimiz gerekirse biraz daha minyatür başladık zamanında. Yani küçük başladık. İnşaatın her safhasından geçen bir firmayız. Ama şu an itibariyle gerek devlet ihalelerinde, gerek yapsatta, gerek taahhüt işlerinde hizmet vermekteyiz. Ağırlık olarak bu dönemde apart dediğimiz, yani bir blokta 8, 10, 12 daire olan apartman bloklarını inşa etmekteyiz. Buradaki bizim hedefimiz bir insanın bir evde yaşaması değil, bir mekanda yaşaması değil. İnsanın yaşam standartları nasıl yükseltilebilir? İnsan evinde nasıl huzurlu olabilir? Mekanda nasıl mutlu olabilir? Bizim için bunlar ön planda ve bunları ön planda tutuyoruz. Evet. En çok vakit geçirdiğimiz aile ortamı, bununla ilgili olarak da siz en iyi konutları onlar için sunuyorsunuz. Burada kesinlikle çok haklısınız. İnsanların en fazla hayatını yaşadığı, hele hele gençliğin şu anda evden çıkmadığı bir ortamda gençliğimize ve özellikle bayanlara iyi mekanlar sunmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Özellikle evlerimizin terasları, balkonları ve mutfakları deniz ve dağ manzara olmasına çok dikkat ediyoruz ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü bir olumsuz tepki de almıyoruz. Mutluyuz yani, memnunuz. Hazır manzaraya değinmişken o zaman projelerimizin yerlerinden de bahsedelim. Ne gibi konutlar ürettiniz, nerelerde yer alıyor?
Benim yapsat tarzı konutlarımız genellikle Girne bölgesinde ağırlıkta. Tabii müteahhitlik olarak, taahhüt olarak adanın tamamında hizmet vermekteyiz. Şu andaki aktif firmamız Alkent, Alsancak Kentleşim Projesi adı altında. Biraz önce görmüş olduğumuz siteyi başlıyoruz. Toplamda 140 daire. İki aşamaya böldük. 100 daire ve 40 daire olarak. 100 daire inşallah önümüzdeki Şubat sonunda teslim etmeyi düşünüyoruz. Şu an satışlar başladı. Daha yeni başladık. Daha satış yapmadık. Randevularımız var, referanslar var. Daha başlamadık çünkü daha yeni bir proje. Bizim şöyle bir özelliğimiz var. Yani gerçek olmayan bir şey piyasaya sunmuyoruz. Soyut bir şey olsun, göreceli olsun, insanlar görsünler ki hayal kırıklığına uğramasınlar. Yani biz bir vatandaşa bir ev satıyorsak eğer, o insanla biz bir bağımız oluyor. Evet. Devamlılığımız oluyor, bütünleşiyoruz. Onun için insanlar ne aldığını görsünler, mutlu olacaklarını alsınlar. Buna dikkat ediyoruz. Yine bir projemiz Karşıyaka'da, daha önce yapsat tarzında yaptığımız villa projemiz vardı. Bunları genellikle yabancı Avrupa vatandaşlarına sattık birkaç projemizi. Çoğunluk oradaydı. Yani buraya dünyanın bütün ülkelerinden yerleşmeye gelen insanlar var. Rus, İsrail, İngiliz, Alman, Arap, bütün kökenlerden geliyor. Bir işletmeniz varsa bütün müşterilere kapınız açıktır. Bütün insanlara hizmet sunmaya çalışıyoruz. Kıbrıs biraz cazibe merkezi gibi. Gelen bir daha gitmek istemiyor. Dolayısıyla da burada bir evi olsun arzusu içerisinde. Bunun için de sizlere başvuruyor. Peki onlarla diyaloglarınız nasıl ilerliyor? Nasıl yardımcı oluyorsunuz? Ne gibi avantajlarınız var? Yani bir kere samimiyiz. Vaat etmeyeceğimiz, vaat ettiğimiz her şeyi fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Projelerimizin herhangi bir pürüzü olmaz bizim. Yani projesel hatalara, kurumsal hatalara meydan vermeyiz. Önce projemizi bir süzgeçten geçirdikten sonra projemizi hayat buldururuz ve bitirdikten sonra yani müşterimizi hayal kırıklığına uğratmamaya çalışıyoruz. Bu bizim birinci önceliğimizdir. Buna çok dikkat ediyoruz. Yine mekansal olarak mekanlarımızın daha iyi bir kullanıma dönüştürülebilmesine çalışıyoruz. Bu ne demektir? Yani bir villaya girersiniz, bir eve girersiniz, bir daireye girersiniz. Yani şunu ben yaşadım bizzat. Hemen buradaki sitemizin içerisinde bir müşterimiz geldi. Kaç metrekare burada daire dedi. 120 metrekare dedim. Abi olamaz dedi. Niçin? Ya benim dairem 160 metrekare, bu kadar yok. Dedim, hayır, 120 metrekare. İşte ölçülerde budur. Ya yani bunu şunu demek istiyorum. Mekanları güzel kullanırsak, tasarlarsak evin kullanımı kolay olur. Döküntüsü olmaz. Vestiyeri, banyosu, çamaşır odası, elektrikli aletlerin yerleri net olarak yerinde yerleştirilirse, yani uzun koridorlar yerine mekanlara direkt ulaşmaları sağlarsa kullanım kolay olur ve ölü bölgemiz kalmaz. Evet, aslında bilinçli bir şekilde hareket etmenizden kaynaklanan bir tecrübe sanıyorum aynı zamanda. İyi dizayn edildiği zaman insanlar ergonomik bir şekilde evlerini rahatlıkla kullanabiliyorlar. Kesinlikle. 50 yaşındayım ben, yaşımda söylemiş oluyorum. Ben inşaattan başka bir şey bilmiyorum. Bunun için tecrübe, deneyim, yapa artık neyin nerede ne olacağını anlayabiliyoruz. Yani bir de benim şahsen acizane şunu yaşayan bir insanım. Ben balkonuna çıkıp doğayı seyretmediğim hayalen bir bina yapmam. Keyfinize düşkünsünüz diyebiliriz. Bu yüzden de insanları da düşünüyorsunuz. Keyfimize düşkünüm diyebilirsiniz buna. Bir de yani ne yapmak istediğinizi görebilmeniz lazım. Yani bir bina yaptınız ama nereyi görecek, hangi manzarayı görecek, neye hizmet edecek bunu bilmek lazım. Onun için deneyimden dolayı, tecrübeden dolayı o binanın neye hizmet edeceğini, açılarını, görüntülerini, rüzgarı, güneşi bunları hayal edebiliyoruz. Bu da bizi öne çıkarıyor. Zaten projeler şu anda da ekrana geliyor. Bizler de yakından görme fırsatı bulduk. Gerçekten hem konum itibariyle sevgili izleyicilerimiz hem de kullanım itibariyle oldukça güzel yapılar. Peki bundan sonra neler yapmak istiyorsunuz? Birçok yatırımınız var Kıbrıs'a. Manevi olarak da birçok katkınız var. Bundan sonraki hayallerinizde neler olacak? Bizim için, yani toplumlar için bireysel başarı önemlidir. Ama biz bunu attık kenara. Kurumsal başarılar da çok önemli. Bunu da attık kenara. Toplumsal başarı, ülkesel başarılar bizim için önemlidir. Bireyin yükselmesi, firmanın yükselmesi bir yere kadardır. Eğer sizin devletiniz, ülkeniz kalkınmamışsa
İnsanları mutlu değilse siz bir şey elde edemezsiniz. Toplumun refah seviyesi yükselmesi lazım. Yaşam standartları yükselmesi lazım. Bunun için biz yaptığımız mekanlarda müşteri memnuniyetini ön plana atıyoruz. Ve bunun yanında da toplumsal olarak, yani bizim Kıbrıs'ımız küçük bir yer. Fazla sosyal alanları olmayan mekanlar, toplu kullanım alanları çok az olan bir yer. Neyimiz var mesela Alsancak? Neden Alsancak? Ben Alsancak'ı, benim için başka bir yerdir. Çok seviyorum. 10-12 bin nüfusu olan, yazları bu nüfus 40 bine kadar çıkan beldedir burası, turistik bir bölge. Biz burada okulumuz var. Şu karşıdaki gösterebilir misiniz bilmiyorum. Okulumuz Alsancak İlçe Okulu. Biz bu okulun iyi hizmet verebilmesi için katkılar koymaya çalışıyoruz. Yapıyoruz da. Keza yine bizim bir spor kulübümüz var. Ona katkı koymaya çalışıyoruz. Toplumun büyümesi için. Manevi değerlerimiz, camilerimiz, bunlara değer veriyoruz. Derneklerimiz var. Ve bunun akabinde ülke geneline, işte bizim bunu neyse söylemeyeyim, orayı güzel bir projemiz var. Ada genelimizde zaten büyük bir projemiz var. Bunu da hayata geçirdik. Yani biz toplumsal başarıya başarı diyoruz. Bireysel başarı asla başarı değildir. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Peki. Sizlere de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kıbrıs'ta yer alan Kaynarca İnşaat'tan seslendik. Bir kez de sizlerin huzurunda Hikmet Kaynarca'ya ve bütün ekibine çok teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz. Günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz kahveyi konuşacağız. Bunun için de Kuzey Kıbrıs'ın en büyük yeşil kahve rezervine sahip olan Master Roaster firmasındayız. Yanımızda da genç işletme sahiplerimiz, genç üreticilerimiz Kemal Bey ve Salim Bey var. Öncelikle sizinle başlayalım. Merhaba. Salim Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasıl? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Öncelikle onu öğrenmek istiyorum. Çok uzun bir mazisi var ama şöyle söyleyeyim. Michelin ödüllü restoranlar vardır. Coffee shoplar, kahveciler kıraathaneden gelip daha sonrasında 2. Dünya Savaşı ile birlikte sosyalleşen mekanlar oldu. Daha çok sosyal aktivitelerin gerçekleştiği ve sosyalleşme mekanlarıdır. Biz bu fikre başladığımızda hayır, daha gastronomik, daha sanatsal ve daha yapılmadık bir şeyleri yapmak üzerine deneysel bir projeyle çıktı ve bugüne kadar geldik. Umarım daha iyi yerlerde tekrar görüşeceğiz. Güzel bir fikirle varlığınızı sürdürüyorsunuz. Beraberliğini de Kemal Bey ile yürütüyorsunuz. Siz de biraz tanıyalım. Merhaba, ismim Kemal Özkaram. Master Roaster'ın grafik tasarım ve marka sorumlusuyum. 2016 yılından beridir yaklaşık olarak Master Roaster firması aktif şekilde çalışmalarına devam ediyor. Ben de yaklaşık 2 yıldır marka için çalışıyorum. Kıbrıs'ın ilk ve en büyük yeşil kahve çekirdeği rezervine sahip Master Roaster. Bugün öyle tahmin ediyorum, öyle görüyorum daha doğrusu. Ki Kıbrıs'ın kahve kültürüyle ilgili en geniş ve en kapsamlı çalışmayı yapan markası şu an. Evet. Markalaşma sürecinden bahsedeceğiz ama öncelikle vermiş olduğunuz hizmeti biraz detaylandıralım. Kahve çok önemli bir kültür, hatta bir sanat olarak geçiyor. Sizler burada ne gibi hizmet veriyorsunuz? Tamam, sanat aslında bir bakış açısı ve bir yaklaşım ifade biçimidir. Kahve daha realistik olarak gördüğüm bir şeydir. Yani kahve bir sanattır diyemem, ince ve entelektüel bir keyiftir diyebilirim. Bu tür insanlara ve bu yaklaşımda olan, duyulara sahip olan kitlelere hitap etmeye yönlendiriyoruz buraya. Evet. Bunu yaparken de tüm işletmeler, Horeca kanalına hizmet veriyoruz bu arada. Hotel, restoran ve kafeler, aynı zamanda ev kullanıcıları da
Ama fakat bunlardan ayrılan konu, işletmelere bizim ürünümüz A, B, C'dir değil. Oranın mimari yapısıyla birlikte hedef alacağı tüketici kitle nelerdir? Evet. Ve bu gibi tüm normları birleştirip onlara özel bir marka yaratıyoruz. Aslında Master Roaster bir üreticidir fakat hizmet verdiği tüm ürün son noktada tüketiciye satılan işletmenin markası olarak gidiyor. Çünkü asla bir satış noktası ve diğer satış noktasındaki ürün aynı değildir. Çakışmıyor lezzetler. Kesinlikle. Herkese özel reçeteler kesinlikle üretiyorsunuz. Son olarak cümlelerinizi alabilir miyim? Neler eklemek istersiniz bu röportaja dair? Umarım bir sonraki röportajımızda yeni kurulacak olan fabrikamızla birlikte daha güzel bir müjdeyle hep birlikte oluruz. Peki efendim. Siz neler söylemek istersiniz Kemal Bey? Buradan güzel bir müjde vermek isterim. Mayıs ayında Guatemala'da yapılacak olan kahve üreticileri ve kavurucuları festivaline, formuna katılıyoruz Master Roaster olarak. Orta Doğu bölgesinden Master Roaster markası seçildiği davet edilmek üzere. Şu anda davetiyemiz Amerikan elçiliğindedir. Kısmetse önümüzdeki günlerde davetiyemizi alıp Mayıs ayında Guatemala'da Orta Doğu bölgesini temsilen Master Roaster olarak kahve üreticilerini ve kavurucularıyla birlikte hem yeni iş anlaşmalarını hem yeni ticari teknikleri öğrenmek üzere orada olacağız. Peki, başarılarınızın devamı diliyoruz. Güzel de bir gurur olacak bizler için de. Sağ olun, var olun. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederiz Salim Bey. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, kahveyi konuştuk. Kahvenin detaylarını aslında sizlerle paylaştık. Sizlerin aracılığıyla bir kez daha Master Roaster'a Salim Bey ve Kemal Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bardaktan mobilyaya varana kadar bir evin ihtiyacı olan bütün ürünleri yer aldığı Pawn Shop'tayız, Mausa'dayız. Yanımızda da firmamızın sahibi Atun Cengizer Beyefendi bulunuyor. Nasılsınız Atun Bey? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, çok güzel bir mağaza, her şey var, her şeyi bulmak mümkün ama öncesinde sizi tanımamız gerekiyor. Sizi biraz tanıyalım, sonrasında devam edelim. İsmim Atun Cengizer, İngiltere doğumluyum. Hı hı. 10 sene önce bir ithalat ihracat şirketi açtık. İthalat ihracat şirketimizin bir kuruluşudur burası. İkinci el alım satım yapıyoruz. Hı hı. Yeni ürünler satıyoruz. Sıfır ürün satıyoruz. İsteğe göre üretim yapıp ve isteğe göre ikinci el ürünü yenileyip müşterimize sunuyoruz. Evet, ihtiyaca yönelik çok çeşitli ürünler hakim. Şöyle kısaca anlatacak olursak neler bulabiliyorlar burada? Yani A'dan Z'ye sizin de dediğiniz gibi her şey bulunabilir. Ha, elimizde olmasa bile isteğe göre gerekli olan ürünü gene tedarik edebiliriz. Yani bize başvurmaları yeterlidir. Evet. Yani koltuk tarzı olur, yatak olur, yemek masası olur. Bir evin ihtiyacı nesi varsa halısına kadar, çarşafına kadar bize bulmaları mümkündür. Evet. Dikkat çeken noktalardan bir tanesi genellikle ikinci el eşyalarda mobilya veya beyaz eşya ön planda olur ama burada en küçük de detay ayrıntı bile yer alabiliyor. Yani bizim çalışma tarzımız öyle değil. Genel olarak bir evin ihtiyacı ne varsa, bir insanın ne ihtiyacı olursa biz elimizde bulundurmaya çalışıyoruz. Ve iyisi veya kötüsü ama en azından tedarik amaçlı ne varsa bizde bulunabilir. Yani o şekilde çalışıyoruz. Hı hı. Tüm ürünleri de alıyoruz. Evet. Yani insanlardan en azından mağdur olmayacak şekilde herkes daha çok rahatabilsin diye dediğimiz gibi bütün ürünleri alıyoruz. Ona göre gerekli olan yere dolaştırıyoruz. Evet, bakımını, onarımını yaptığınız için ikinci el gibi değil sevgili izleyiciler ve garanti sunuyorsunuz. Bu da çok önemli. Yani elektronik ürünleri de genellikle 3 ay garanti geçmeyecek şekilde garanti veriyoruz. Tüm ürünlerimizin de teknik servis olarak kontrolleri yapılmıştır. Ona göre de bir garanti veriyoruz. Bütün teslimatları bize aittir. Koltukların hepsi döşemek istediğinde döşemesini yapıyoruz, yenilemesini yapıyoruz. İsteğe göre açıkçası ne hizmet istiyorlarsa ona göre biz de gerekeni tedarik etmeye çalışıyoruz. Atun Bey, çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bir tavsiyeniz var mı izleyicilerimize? Benim son olarak söylemek istediğim bir alışveriş yapmak isteyen herhangi bir aile veya bir öğrenci en azından buradan bir geçip de bir fikir sahibi olması için, bir fiyatlarımızı görmesi için en azından Kıbrıs'ta neleri bulabileceğini, ne fiyatla alabileceğini bir fikir bazında bize uğrarsa memnun kalacağına sözünü veriyorum yani buradan. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun bir kez daha. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Mausa'da yer alan Pawn Shop'tan seslendik sizlere. Bir kez de sizlerin huzurunda Atun Bey'e çok teşekkür ediyoruz.
ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstili konuşacağız. Bunun için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Alisa Tekstil'deyiz. Yanımızda da firma sahibimiz Ali Bey bulunuyor. Ali Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle bu davetimizi kabul ettiğiniz için. Sizleri biraz tanıyalım. Ardından sohbetimize devam edelim. Tabii. Biz Adana doğumluyuz. Aşağı yukarı 20 senedir, 25 senedir hani bu sektörün içindeyiz. Başta babam olmak üzere. Biz de daha sonradan arkasından gelerek küçük kaymaktan sonra Kıbrıs'ta ikinci şubemizi açtık. Girne'deyiz. Hı hı. Diğer şube Lefkoşa'da mı? Diğer küçük kaymak. Lefkoşa'da, küçük kaymakta. İsim farklı fakat şirket ismi aynıdır. Hı hı. Peki şimdi gördüğüm kadarıyla ev tekstili anlamındaki bütün ürünlere hakim bir mağaza. Biraz bahsedin bize lütfen hizmetlerinizden. Tabii mağazamızda ev tekstil ürünlerin hemen hemen hepsi bulunmakta. Halı, kilim, döşemelik, havlu, bornoz, nevresim ne ararsanız bulabilirsiniz. Evet. Ağırlıklı olarak kumaş sanıyorum ama değil mi? Ağırlıklı olarak tabii ki döşemelik. Çünkü hani nevresimde, ev tekstilinde günlük ihtiyaçlar sürekli değiştiği için. Ama döşemelik şu anda kalıcı. Peki satışımız son kullanıcıya mı yoksa toptan da satışınız var mı? Hem toptan hem perakende satışlarımız mevcut. Neredeyse hani toptan fiyatına perakende satışımız. Hani birbirinden pek ayırmıyoruz açıkçası. Her kitleye hitap ediyoruz. Evet. Şimdi gördüğüm kadarıyla markalar oldukça bilinen markalar. Ürünlerimizin kalitesinden de biraz bahsedelim izleyicilerimize. Ya biz açıkçası kaliteyi ucuza satan bir mağazayız. Her türlü ürünün en kalitelisini, en iyisini getirmeye çalışıyoruz. Özellikle döşemeliklerde ve ev tekstil ürünlerinde ya iddialı olduğumuzu düşünüyoruz. Kalite olarak birinci kalite, yani kötü kalite ürün bulundurmamaya çalışıyoruz. Ali Bey çok teşekkür ederiz bu keyifli röportaj için. Ben teşekkür ediyorum. Sizi ağırlamaktan şeref duyduk. Peki efendim. Sevgili izleyicilerimiz, Alisa Tekstil'den seslendik sizlere. Bir kez de sizlerin huzurunda firma sahibimiz Ali Bey'e ve bütün ekibine çok teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıbrıs'taki yolculuğumuza şimdi de sevgili izleyicilerimiz Tunç Türk Nakliyat'la devam ediyoruz. Yanımızda da firmamızın sahibi Muhammed Bey bulunuyor. Muhammed Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Kaç yıldan beri sektördesiniz? Kıbrıs'a nasıl geldiniz? Biraz bunlardan bahsedelim. Sonra röportajımıza devam edelim. Evet. Ben 1976'nın birinci ayında Trabzon Araklı kazasından babamın kafile başkanlığını yaptığı 30 hane beraberinde Kıbrıs'a geldik. Hı hı. 1976'dan sonra işte gençlik okul yıllarımızdan sonra 1989 yılında nakliye işlerine girdim. O zaman ilk kendi kamyonumu almıştım. Sonra 91'in başlarında kamyondan tıra geçtik. O yıldan sonra yaklaşık 13 yıl Türkiye'nin her yerine sahada kendim tır şoförlüğü yaptım. 2003 yılında da şirketimizi açtık. Sahanın tozunu yuttunuz aslında ve daha sonrasında da bu firmayı kurdunuz. Evet, 2003 yılında da firmayı kurduk. O yıldan sonra biz firma yönetici olarak 3-4 tırla başlamıştık. Şu anda 25 tır bir şeyimiz var. Araba sayımız var. Yaklaşık bir 30 çalışanımız var. Bunun yanında Türkiye-Kıbrıs taşımacılıkta halkımıza güvenli, hızlı ve her şeyde güvenilebilir bir hizmet sunmak amacını taşıyoruz. Bu hizmet maksadına ulaşmak da personelimizi de gerektiği eğitimlerden altyapıları alarak hatasız, sıfır hatadan hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim Muhammed Bey. Son olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle bir toparlayacak olursak ve aynı zamanda ilerleyen zamanlarda hedeflerinizde neler var? Onları da öğrenmek istiyorum. Hedeflerimizde öncelikle biz kargo taşımacılığına da gireceğiz. İşte İstanbul'da ambarlarımız olacak. Orada her adresten
parsel kargo alabilecek araç çereslerimizi orada bir ekipman oluşturacağız. Kıbrıs'ta zaten ambarımız var. Buraya gelen malları da komple olmayan tırları, parsel dediğimiz kargo tırları da adresine alıp adrese kadar teslim etme hizmeti sunacağız. Bunun için de bir çalışmalarımız var. En yakın zamanda bunu aktif hale getireceğiz. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizi tanıdığımız için çok memnun olduk. Sağ olun. Biz size teşekkür ederiz. Sizi burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Her şey gönlünüzce yer olsun. Amin efendim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Tunç Türk Nakliyat'taydık. Bir kez de sizlerin huzurunda Muhammed Bey'e ve bütün ekibine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.